Farklı ses rengiyle, türküler başta olmak üzere deyişleri kendi yorumuyla seslendiren perdesiz gitarın mucidi Elazığlı Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu'yla Diyarbakır'da türkü severlerle buluştu. Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere çok sayıda izleyici katılırken, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu birbirinden güzel türkü ve deyişleri canlı performansla seslendirdi. Memleketi Elazığ'a yakın bir şehirde konser vermekten memnun olduklarını ifade eden Erkan Oğur, şark bülbülü olarak tanınan Türk ses sanatçısı Celal Güzelses'in önemine dikkat çekti. Bugün işte Diyarbakır'dayız. Burada olmaktan heyecanlıyız. Çünkü Elazığ'a yakınız. O yüzden içimizde bir ürperti var. Celal Güzelses ve onun gibi sesi olan insanlar pek kalmadı. Onun için onu dinlemek, onun bölgesinde olmak bizim için heyecan verici. Sanıyorum öyle sesler pek artık gelmez. Ümit ediyoruz inşallah tekrar ileride bir insan çıkıverir onun gibi güzel sesi olan. O Elazığ harpı türkülerini de çok güzel seslendirirdi. Zaten Diyarbakır'la divanı olan şehirlerden birisi de Diyarbakır. Bizim harputumuzun da divanı var. Bu divanı olan şehirler birbirlerine ortak ve yakın ezgilerden oluşmuş müzikler icra ediliyor hep. Celal Güzelses de çok güzel bir ses olarak tarihe geçti ve hiçbir zaman yok olmaz. Erkan Oğur, bahar aylarında Elazığ'a gelerek eski günlerin özlemini de gidereceğini söyledi. Memlekete kar yağıyormuş, o kar buraya gelirse belki işte sebepleniriz Elazığ'dan. Elazığ'a da ben baharda, Mayıs'a doğru bir gelip Baskil, Keban, Piran oraları bir dolaşmak istiyorum. Eski günler. Derleme için değil de eski günleri anlamak için, hatırlamak için. Belki müziğe de rastlarım, bilmiyorum. Topraklarda dolaşmak için. Diyarbakır'ın türkü memleketi olduğunu ifade eden İsmail Hakkı Demircioğlu da konsere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek konserlere devam edeceklerini söyledi. Buralar türkü memleketleri aslında. Evet, o dönemler tabii çok daha yoğun türkü dinlenen, türkü üretilen yıllarmış. O insanlar aslında bir bakıma da özeniyoruz böyle uzaktan filan. O dönemlerde yaşasay mıydık acaba? Nasıl olurdu bilmiyorum. Biz birkaç tane türküsünü Diyarbakır'ın seslendirmiştik. Ben mesela Arpaoğlu'na geldiği seslendirmiştim. Celal Güzelses de seslendirmiş o türküyü. Ondan sonra Leyla adlı türküyü seslendirmişti. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı şeklinde olan türküyü. Yani bu bölgeler diğer işte İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi daha çok aslında üretilen, oralardan daha çok türkü üretilen bölgeler. Arif arkadaşa da selamlar buradan. Evet. Arif diye gelmedin, gelmeliydin. Öyle uzaktan kumanda olmaz. Selam.